arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim hazır baklavalık yufkada sadece 10 dakikada havuç dilim baklavası yapacağız. Çok da kolay. Hemen ben buraya malzemelerimi hazırladım. Hiç kendiniz açmayla uğraşmayın bence. Havuç diliminde özellikle baklavalık yufka çok yakışıyor. Öncelikle şerbetini yaparak başlayayım. Evimizdeki klasik bardaklardan kullanacağım. Hemen onu belirteyim. 3 su bardağı toz şekeri tenceremin içine alıyorum. 3 su bardağı da aynı bardakta suyu da ilave ediyorum. Şöyle birkaç damla, çok olmadan, limonu damlatıyorum. Ocağa götüreceğim. Kaynamaya başlayınca altını en kısa alacağım. Kısık ateşte 20 dakika boyunca kaynatacağım. Ama kaynayana kadar altını yüksek açın ve arada gelip gidip şöyle karıştırın. Baklavalık yufkamı da göstereyim hangisini kullandığımı. Birçok baklavalık yufka denedim ama çok dağılan oluyor arkadaşlar. O yüzden bunu sizlere tavsiye ederim. Hemen videonun yorum kısmına nereden aldığımı da yazacağım. Şimdi buradan belirtmek istemiyorum. Bir paket 800 gram baklavalık yufkamı şöyle açıyorum. 800 gramın yarısından birazcık daha fazlasını kullanacağım. Bu tepsi için 800 gram çok fazla geliyor. Şöyle açayım. Benim bu baklavalık yufkada tam 32 tane var. 16-16 olarak ayırdım. Şimdi ben kullanacağımdan bir 3 tane daha fazlasını alıyorum. Şöyle 4 tane kadarını ve diğer geri kalanı kaldırıyorum. Yani 19-20 tane kadar baklavalık yufka. Çünkü kenarlardan da çıkacağı için o oldukça katlı bir tatlı oluyor. Hepsi ölçüsünde keserek yapacağız. Şimdi bunu tekrar böyle kabın içine koyuyorum. Güzelce saracağım ben bunu. Tepsimi şöyle alıyorum. Şu şekilde ortalayayım. Bu esnada muhakkak keskin bir bıçak kullanın. Yoksa sizi çok zorlayacaktır. Şöyle kenar kısımlarından tam tepsinin dibinden kesiyorum. Kestikten sonra şu kenar kısımlarını da birkaça böleyim. Rahatlıkla yerleştirmek için. Şöyle kenara alıyorum. Artık bundan sonra çok hızlı hareket etmem lazım. Tamamdır. Bunu da alayım kenara şöyle. Yufka kenarda beklerken üzerini örttüm. Yine kurumaya devam etmesi. Hemen size şurada yağı göstereceğim. 200 gram tereyağı kullanacağım. Yarım su bardağı da sıvı yağ. Tereyağını kesinlikle bu şekilde dökmeyin. Size şimdi böyle süzdüreceğim. Onu da göstereceğim. Şöyle bir süzgeç kullanacağım. Altına derince kabı alıyorum. Varsa evinizde şöyle beyaz temiz bir tül verdim. Kenarından kesebilirsiniz. Ben bunu böyle tatlılar için kullanıyorum. Direkt süzgeçten süzerseniz gene peyniri kalabiliyor. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bu saf yağını almış oluyoruz. Tamamen peynirden arındırıyoruz. Bu peynir kısımları tatlınızın böyle yanık yanık bir görüntüsü olmasını sağlıyor. Ve sarı güzel bir görüntü olmuyor. Yani tatlınızı yakıyor. Güzelce süzdüreyim. Tereyağını iyice süzdürdüm. Şimdi içerisine yarım su bardağından biraz daha fazla sıvı yağını da katıyorum. Artık bu yağla tatlımı tamamlayacağım. Kenara alayım. Baklavalık yufkadan şöyle 3 tanesini yanıma bir alayım. İlk alt kısma 3 tane şöyle sağlamından koyacağım. Ondan sonra ara katına o kopukları yerleştireceğim. Önce alt tabanını biraz yağlayayım. Böyle katlara çok aşırı derecede yağ koymayın. Az az şöyle yağlıyorum. Bir kere fırçayıp yağ batırıp sürmeniz yeterli. Tekrar. Gördüğünüz gibi şöyle yağlıyorum. Birazcık da böyle üstüne kalsın. Daha sonrasında üzerini yağı komple boşaltacağız kestikten sonra. Tekrar bir yufka daha. Şöyle yağlıyorum. En üstüne hep böyle sağlam olan yufkayı kullanacağız. Şimdi kopuk olanları alıyorum kestiklerimi. Ve diğerini sağlamca kapatıyorum. Şimdi ufak ufak şöyle orta kısma yerleştiriyorum tamamen. Her katını yağ sürmüyorum. Şöyle rastgele
Şimdi şunun yarısını bir yerleştireyim. Ondan sonra tekrar 3 tane daha baklavalık yufkadan koyacağım. Sonra tekrar bu kabuklardan yerleştirip alt kısmı bitireceğim. Arada yağlamamız yeterli. Şimdi burayı biraz hızlı hızlı geçeyim. Sıkılmayın. Üç tanesini koydum. Aralarına yağ sürerek kestiğimin yarısını komplece böyle serdim. Arada yağlayarak diğer yarısı duruyor. Şimdi iki tane daha düzgün olan baklavalık yufkadan yerleştireceğim. Şöyle. Tekrar yağlıyorum. Böyle çok aşırı yağlamıyoruz arkadaşlar. Kafanız karışmasın diye tekrarlıyorum. Şimdi bir tane daha baklavalık yufka koyacağım. En üstüne hiç kopukları kullanmıyoruz. En üstü güzel durması için. Zaten alt kısmı biraz kullandığımız ceviz ya da fıstık ne kullanacaksın bastırdığı için alt kısmı her zaman çok kabarmaz. Tamamdır. Şimdi tekrar üzerini örtüyüm. Diğer kalan baklavalık yufkanın hepsini üzerine kullanacağım. Şimdi bu kopuk kısımlarını da tekrar yerleştirmeye devam edeyim. Şöyle yerleştiriyorum. Nereye koymadıysam oraya doğru. Şöyle arkadaşlar. Her katta yağlamıyorum. Şu şekilde. Yani bu kopukları atamayacağımız için değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle yaptıktan sonra tekrar şu hafif elimle tutarak yağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar. Tamamdır. Diğer baklavalık yufkaları da yapıp bitireceğim hemen hızlıca. Ufak tefek kesik olanların hepsini bitirdim arkadaşlar. Şimdi tekrar biraz şöyle yağlıyorum hafif. Alt katı oldukça kalın oldu. Şimdi artık şöyle bir tane baklavalık yufkamı alıyorum. Burada 13 tane kadar baklavalık yufka var arkadaşlar. Bunun tamamını üstüne ayarlayacağım ama bir tane şöyle düzgünle kapatayım. Ve fıstığımı koyacağım. Fıstık, ceviz, fındık ne istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben şöyle çok aşırı içine doldurmadan yani evde o kadar vardı. Bir su bardağı ben ceviz kullanacağım. Fıstık kullanacağım özür dilerim. Eğer evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz. Aslında az gelecek ama olsun. Böyle fıstıklı yapmak istedim bu sefer de. Taneli fıstık vardı evde. Toz fıstık vardı. Onları böyle karıştırdım. Fıstık ne kadar derseniz toplasanız anca 100 gram ya da 120 gramdır. Çok değil. Ama bunu kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz dediğim gibi fındık ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Ceviz de. Tamamdır. Şimdi baklavalık yufkayı bırakıyorum. Artık her katı böyle az az yağlayıp yerleştiriyorum. Şimdi her katı muhakkak az da olsa yağlıya yağlıya kenardaki 15 tane kadar baklavalık yufkamı seriyorum. Kalan yağı üzerine dökmeden önce kesin. Şöyle önce tam ortadan kesiyorum. Bir daha ortadan kesiyorum. Dilimlere ayırdım. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Şimdi kalan yağı şöyle aralarına da geçecek şekilde sürüyorum bolca. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ortalama bir 50 dakika sürmesi lazım en azından pişme süresi ki yavaş yavaş pişsin. Yoksa şerbetini döktüğünde hamurlaşacaktır. O yüzden lütfen eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa 160 dereceye kadar düşürebilirsiniz. Ama muhakkak 50 dakika 1 saat arasında pişmesi gerekiyor. Tamamdır. Şimdi fırına götürüp dikkatlice pişiriyorum.
baklayı fırından çıkardım. Eğer fırınınız hızlı pişiriyorsa kesinlikle 160'da pişirin arkadaşlar. Ben ara ara böyle bir 160'a düşürdüm. Toplamda tam 50 dakika, 55 dakika arası pişti. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın, hemen böyle kaynar kaynar dökmeyin. Bir 10 dakika şöyle bekledikten sonra şerbetini vereceğim. Bu tatlının şerbeti soğuk, tatlı da sıcak olması gerekiyor. Hamurlaşır falan diye düşünmeyin. Üzerini örtmediğiniz sürece hamurlaşma olmuyor, merak etmeyin. Bir de fırından çıkarttığınızda şerbeti direkt sakın dökmeyin. O da hamurlaşmaya sebeptir. Şimdi artık ilk sıcaklığı çıktı ve 5 dakika 10 dakikadır bu şekilde bekletiyordum. Soğumuş olan şerbeti üzerine gezdiriyorum. Üzerini falan örtmeden bu şekilde ve zamanınız varsa bir gece, zamanınız yoksa en az 6-7 saat, yani şerbetini çekene kadar güzelce dinlendireceğim. Ondan sonra sunuma geçeceğim. Tabağını alacağım. Ben böyle birazcık da toz fıstıkla süsleme yaptım. Şerbetini falan çok güzel çekmiş. Bence çok güzel olmuş. Bakın hiç şerbeti kalmamış. Şöyle servis tabağını alayım. Nasıl çıtır çıtır olduğunu sizlere de gösterip videomu bitireceğim. Bakar mısınız arkadaşlar, katları çok güzel ayrılan harika bir tatlı oldu. Bence mutlaka denemelisiniz. Birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.